Trav Yatırım'dan herkese günaydın. Ben Serdar Pazı. Sabah bültenimizde birlikteyiz. Borsa İstanbul dün yükseliş serisine ara verirken endeks günü %1'e yakın geri çekilmeyle 5.260'lı seviyelerden tamamladı. Endeksin yükselişine katkı veren hisseler arasında İş Bankası, BİM ve dünkü haber Stellantis haberi sonrasında kısmen kazanımlarını geri verse de gün içerisinde TOFAŞ yer aldı. Dün itibariyle Amerika'da Fed yetkilisi Bostich'ten gelen yaz aylarında faiz arttırımlarına ara verilebileceği söylemi Amerika'da toparlanmaya neden oldu. Amerika'da endeksler günü %1'e yakın yükselişte tamamladı. Sabah itibariyle Asya'da da bunun kısmi olumlu yansımalarını görüyoruz. Özellikle Avrupa'da da Avrupa Merkez Bankası'nın daha hızlı faiz arttırımlarına gidebileceği beklentisi. Dolayısıyla kısa bir süre sonra faiz arttırımlarının sonlanabileceği beklentisi satın alınıyor. Dün Almanya'da ve Euro bölgesinde enflasyon verilerinde aslında düşüşün hız kestiğine şahit olduk. Bugün itibariyle içeride önemli gelişme tabii ki enflasyon verisi. Enflasyon verisi saat 10'da açıklanacak ve %3 ila 4 aralığında bakıldığı zaman beklentiler şekilleniyor. Yıllık enflasyonun 57'lerden 55'lere doğru sınırlı bir geri çekilme yaşaması 3'te 4 arası bir enflasyon ile beklenmekte. İçeride diğer önemli bir gelişme EYT yasa tasarısının resmi gazetede yer alarak kanun haline gelmesi. Bu yönde yapılacak olan başvurular ve iş gücü piyasasındaki yansımaları da yakın zamanda takip ediliyor olacak. Dolar kurunda 18.89 yataya yakın bir seyirle güne başlıyoruz. Belirgin önemli bir değişiklik yok. Türkiye'nin CDS kredi temelit risk primi de yataya yakın bir seyirle güne başlıyor. Prime yatırımdan herkese iyi çalışmalar diliyoruz.